Merhabalar. Eksik olanın bir programına daha hoş geldiniz. Bugün farklı olarak Ömer'siz bir program gerçekleştireceğiz. İlk defa eksik olan da eksik olan Ömer. Çok değerli bir konuğumuz var yine. Sevgili Tolga Gümüşay ile beraberiz. Hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Tolga Bey'in tabii bir sürü kitabı bulunmakta. İşte kısa öykülerden tutun. Şu elimde tuttuğum ve beni en çok etkileyen Hiç Kimsenin Kenti adlı daha çok bir roman, tek bir konu odaklanan romanla beraber. Ben tabii daha çok bu kitaba yoğunlaşmak istiyorum. Fakat Tolga Bey'in diğer kitapları hakkında da konuşacağız. Çok Hiç Kimsenin Kenti ile ilgili sorularıma geçmeden önce bir yorumda bulunmak istiyorum. Çok bilgilendirici, çabuk, rahat okunan, böyle çok gerçekçi, böyle sıkmayan ama boğmayan, böyle 190 sayfa civarında bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle İstanbul tarihi hakkında, yani daha çok Galata tarihi hakkında ve o kültürel, etnik çeşitlilik ve burada yaşamış insanlar ve İstanbul'un önemi hakkında bilgi edinmek isteyen, etkileşim arayanlarınız varsa bu kitabı şiddetle öneriyorum. Bunu söyledikten sonra hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Çok genel başlayacağım. Aslında şu an reklamcılık yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yazar olmak hiç aklınızda var mıydı? Böyle bir planınız küçüklüğünüzden beri. Hani nasıl gelişti bu ve nasıl bu kitapları yazmaya başladınız? Öyle başlayalım isterseniz. Tabii bu soruyu çok geriye alarak yanıtlarsam Erzurum Anadolu Lisesi'nde hazırlık sınıfında, kompozisyon sınavında ilk defa yazı yazmak göreviyle karşı karşıya kaldım. Bu görev tutku gibi sonuçlandı. İlk kez hayatımda bir cevap anahtarı olmayan bir soruyla karşı karşıyaydım. Cevap benim içimdeydi ve onu ortaya çıkartma serüveni, sancısı benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Sanıyorum o gün bunu sık sık tekrarlamam gerektiğini fark ettim. Çünkü o gün aslında şunu fark ettim. Yazarken insan kendini sandığından daha başka birine dönüşebiliyor. Kendinde var olduğunu düşündüğünden daha fazlasını keşfedip, çıkarıp, kazıp ortaya koyabiliyor. Sonunda bunu ben mi yazmışım diyeceği bir şaşkınlığa uğrayabiliyor. Milan Kundera'nın bir sözü vardır. Romanın bilgeliği der o buna. Tolstoy örneğini verir hatta. Anna Karenina yazmaya başladığında aslında varmak istediği nokta bu değildi. Neticede olumsuz bir karakter ve o hazin sonu hak eden bir karakter inşa etmek üzere yola çıktı. Ama hepimiz biliyoruz ki kitabın devamı öyle gelişmiyor. Anna Karenina'yla özdeşleşen, onun hissettiklerini içselleştiren bir okur ortaya çıkıyor. Bu aslında Tolstoy'un ahlaki tutumunun değiştiğini göstermiyor. Bu Tolstoy'un romanın bilgeliği, yazının bilgeliğine eriştiğini ve o karakterin aslında Tolstoy'a onu yazdırdığını söylüyor. Benim için de yazmak hep bu anlama geldi aslında. Yani bir tür keşif, yani bir şeyleri çok biliyorum da şimdi size onları anlatacağım. Didaktikliğinde veya kibirinde hiçbir zaman olmadım. Tam tersine kendimden daha akıllı, daha zeki, daha bilgili, daha cesur bir şeyler ortaya koyabilmek, karakterler ortaya koyabilmek beni çok heyecanlandırdı. Hala bunun peşindeyim. Tabii arada yani çeşitli yazarlık serüveninde veya işte onun başlangıcını etkileyen olaylar vardır. Örneğin Salah Birsel gelmişti. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum ben. Bir etkinliğe. Hani Kadıköy Anadolu Lisesi gibi Türkiye'nin önemli okullarından birindeydim ama bir kere yazar etkinliğine denk geldim. O yüzden şimdi etkinlikleri olabildiğince çevirmemeye, geri çevirmemeye çalışıyorum. Belki ben de en azından yazar olmak isteyen bir çocuğa cesaret verip mutlaka içinde o coşku, o tutku olan insanlar bir yerde bir noktada mutlaka yazacaklar ama belki o süreci hızlandırabilirim diye. Ben de lise 2'deyken Salah Birsel'le karşılaştığımda hiç unutmuyorum. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin konferans salonunun arka sıralarındaydım ve mikrofonu hiç çalışmıyordu. Salah Birsel çok yaşlıydı. Dediği hiçbir şeyi neredeyse duyamadım. Ama o gün yazar olmaya karar verdim. Yani dedim ki daha önce yazmaya karar vermiştim ama o gün yazar olmaya karar verdim. Yani bir insan bu yaşta, yaşlı bir çınar gibi benler çıkmış, saçlar dökülmüş, zor yürüyor. Yani o kürsüye gelişi bile dakikalar sürdü. Ama hala hani o çınarın gölgesinde işte bizleri bir şekilde ağırlamayı düşünüp bizimle bir araya geldi ya. Hani bu insanın hayatının sonuna kadar anlamlı devam etmesi için müthiş bir fırsat, kariyer veya neyse bir mertebe gibi gözüktü bana.
O şekilde de yazar olmaya karar verdim. Sonra işte bir gençlik romanıyla da ilk kitabını yazdım. Genellikle yazarların ilk kitapları biraz daha otobiyografik olur. En iyi bildiği yerden başlamak daha doğrudur. Ben de Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşadığım yatılı hikayelerini solgunlaşmadan, soluklaşmadan, daha vakit çok da ilerlemeden kayıt altına alayım diye oturdum ve bir gençlik romanı yazdım. Türkiye'de de çok olan bir tür değildi. Yani ilk gençlik romanı örneklerindendir aslında 6 yıl tam pansiyon. 2001 yılında basıldı. Yani Batı'da dediğim gibi böyle bir kategori var ama bizde öyle bir kategori de yoktu. Tabii. Çocuk kitapları ve yetişkin kitapları vardı. Ben hala inanmam edebiyatın kategorilere sığmasına. Biz sonuçta insan hakkında yazarız. İnsanın varoluşu hakkında düşünürüz. Bu varoluşun içinde çocukluk da var, gençlik de var. Yani hepsi aslında insana dair bir bütünlük. Ama işte yayın evleri veya okullar bunu son dönemlerde daha fazla sınıflara ayırarak işte uygun okurla buluşturma misyonunu yüklendiler. O gençliği anlattığı için gençlik kitabı oldu. Gençlik hakkında olduğu için. Sonra da bu serüven bahsettiğiniz gibi devam etti. Şu an 9 kitabım var yayınlanmış. Bir favoriniz var mı o kitaplar arasında? Mesela en çok bunu çok seviyorum, kendimi en çok kitapta buluyorum dediğiniz. Yoksa böyle bir hani yazar kitap ayırmaz, hani hepsi onun bir parçasıdır gibi mi bakıyorsunuz? Yani galiba yani bakıldığında yani hepsinin kendine göre bir hikayesi tabii var. Ki. Dolayısıyla da kendi içinde ele almak lazım. Yani 6 yıl tam pansiyon dediğim gibi hani ilk kitabımdı. Öyle samimiyetle, öyle bir genç diliyle yazdım ki onu. Bir daha mesela daha iyi bir yazar olabilirim ama o kadar o kadar kendim, o kadar hani Orhan Pamuk'un dediği gibi saf ve düşünceli romancı var, saf ve düşünceli okur var. Hani ben de çok saf yazdım onu. Hani artık daha iyisini belki neye göre iyi bilmiyorum ama yazabilirim ama o kadar saf olamam diye düşünüyorum. O yüzden onun yeri çok ayrıdır. En çok da o kitabı sattı bu arada. Hani ilk kitap olması, ustalık falan çok etkilemiyor. Satmak da çok bir yere kadar önemli ama bu önümüzde duran Hiç Kimsenin Kentini biraz ayırabilirim sanıyorum. Yani bunun yeri bende çok ayrıdır. Yani özellikle ilk yazmaya başladığınızda böyle işte demin de söyledim ya, biraz böyle büyülü bir şeyler anlattım. Hani o sanki ilahi kelimeler, şey, cümleler geliyor size gibi gelir ve bir cümlenizi atmayı kıyamazsınız. Ama ben bu kitap için bir kitap attım. Yani yaklaşık bir yıl yazdığım bir şey attım çünkü Galata benim için çok özel bir yerdi ve çok farklı duygular hissediyordum onlara sokaklarına girdiğimde. Ortaya bir kitap çıktı ama fark ettim ki Galata'yı dekor olarak kullanmışım. Halbuki ben Galata'nın ruhunu yazmak istiyordum. Her şeyi sil baştan başladım ve işte, yani okuduklarım, tanıştıklarım, o sokaklarda aradıklarım, yazdıktan sonra baktıklarım, baktıktan sonra yazdıklarım, işte tarih, bugün, geçmiş hepsini iç içe geçirerek o ruhu ortaya koymak için gerçekten sancılı bir iki yıl geçirdim. Sonunda galiba istediğim oldu. O yüzden yani bu açıdan enteresan da, hani diğer kitaplarımda da keşif vardır ama biraz daha kontrol edebildiğim alanlarda hareket ediyordum. Burada gerçekten önce bir saçıldım şöyle, ondan sonra toparlandım. Çok da örneği yok yani Galata'ya dair bu şekilde bir kitap yok. Hani tarihsel, şiir vesaire kitaplar var, değerli ürünler ama o anlamda da bir yani bu kadar soyut bir şeyi, bir duygu bütününü, ruhu etlendirip bir hani şey haline getirmek ve en azından benim Galata'mın dediğim zaman ne hissettiğimi somutlaştırabilmiş olmak. Tam da onu soracaktım ben. Benim için kıymetliydi. Galata'nın, çok güzel bir ifade kullandınız. Galata'nın ruhu dediniz. Ki kitabı açtığımızda işte Demirci Andon'dan, işte Andre Chenier'e yazar, daha doğrusu şair diyeyim. Ondan sonra Eleni Zarifi'den birçok daha gerçekten yaşamış orada ve günümüz İstanbul'a da büyük katkılarda bulunmuş. Yani gerek yaptıkları, inşa ettikleri binalarla, gerek işte bürokraside oynadıkları rollerle insanlar var. Peki siz Galata'nın ruhunda ne buldunuz veya hani hangi fikirle oraya girdiniz bunu yazmaya ve ondan sonra mesela kitabın içinde bir sürü hikaye olduğu için söylüyorum. Mesela en çok hangi hikaye sizi çekti? Hani ya şu hikaye kesin anlatmam lazım dediğiniz bir hikaye var mı mesela kitabın içinde? Yani tabii ki çok karakterli, çok olaylı, çok uyaranlı bir süreç. Şimdi nedir acaba, ben de merak ediyorum bazen. Niye yani ben öğrencilik yıllarımdan itibaren Galata'nın ara sokaklarında niye böyle kendimi
sanki bu dünyadan kopmuş gibi, sanki kendimden uzaklaşmış gibi, bütün yüklerimden arınmış gibi, bambaşka hayatlara karışmış gibi hissediyorum. Aslında soru bu. Yani zaten bence bir roman için bu soruyu sorabiliyor olmanız ve bunu kuvvetlice, bunun cevabını merak ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü bu uzun bir süreç. Yani zahmetli bir süreç. Sıkıcı bir mesele için insan herhalde bu süreyi harcamak istemez. Evet. Bende de temel soru buydu. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Şimdi mesela daha hani analiz edebiliyorum. Yani belki diyorum bu hani batılı eğitim almış ama doğuda büyümüş ve bir doğu toplumunda yaşayan biri olmamla ilgili olabilir. Yani hem o işte dokusu en az bozulmuş Frank Mahallesi'nde yer alıyor olmanın heyecanı hem de bunun İstanbul gibi benim şehrimde işte bir doğulu bir insan topluluğunun bugün elinde oluyor olması belki bizdeki o ruh bölünmesini, karmaşasını, sentezini iyi açıklıyor olabilir. Hemdeci bir insanım işte genel olarak hayatta yani hem köklerine, değerlerine bağlı hem serüvene, keşfe açık bir insanım. Galata böyle bir çok çok kişilikli, çok kimlikli bir yer. Evet. Hep öyle olmuş yani bu. Bugüne özgü bir şey de değil. 1200'lerden itibaren Galata hakkında bilgi almaya başlıyoruz. İşte Bizans'a ait kendi çok tıpkı Osmanlı'nın ileride yapacağı gibi imparatorluğun sahiplendiği bir bölge değil. Yani evet. Ticaretle, gemiyle falan çok uğraşmıyorlar. Venediklere bırakıyorlar burasını. Yani ondan öncesine de baktığınızda işte daha ne bileyim işte hatta işte birazcık o kökeninde etimolojik olarak da süt ürünleri işte orada bir takım şeyler sürülerin beslendiğine dair bilgiler var. Kimisi işte İtalyanca şeye limana inen merdivenler anlamından geldiğini söylüyor ki bence en keyifli ismi bu. Ama hep bunlar Venedikliler zamanında ortaya çıkmaya başlayan bilgiler ve Venedikliler daha sonra bunu bir ticarette liman olarak kullanıyorlar. 4. Haçlı Seferi'nde Bizans'a saldırınca 1204. Fransızlarla falan birlikte tabii Bizans toparlayınca biraz kendisini Venedikliler oradan def ediyor ve onların ezeli rakibi Cenevizlileri veriyor. Onlar orada kolonilerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla Galata hep o dönemde de daha sonra Osmanlı'nın eline geçtikten sonra da hep öteki tarafı temsil eder. Yani Pera da zaten biliyorsunuz karşı taraf demek, öteki taraf demek. Yani hep işte Ortodoks Bizans'a karşı Katolik Venedikli'nin bulunduğu, daha sonra Cenevizli'nin bulunduğu, işte Müslüman Osmanlı'nın sarayının karşısındaki efendime söyleyeyim gayrimüslimlerin yer aldığı, kültür olarak da, yaşam biçimi olarak da, din olarak da hep ötekini temsil etmiş. Bu da ama fragmente aslında bir öteki, özür dilerim bölüyorum da fragmente bir öteki. Yani böyle tek bütün yekpare bir etnik veya dini topluluktan söz edemeyiz. O çok çeşitli. Tabii. Yani o da şuradan geliyor. Liman kentisin sonuç olarak. Yani evet. Şimdi liman kentlerin dünyadaki ortak özelliği budur. Yani gelip de burada kalıcı olmak üzere bulunan kökleşmiş insanlar değil de buraya savrulmuş insanlar. gidecek başka yeri olmadığı için buraya gelmiş insanlar. Burada zengin olmaya çalışan insanlar. Buraya düşmüş insanlar. Buradan başka yerde var olamamış insanlar. Şimdi kaybedecek bir şey olmayan insanların bulunduğu bir toplum çok da, veya toplum farklı unsurlardan oluşan bir toplum çok daha ilginç hikayeler. Çok daha zengin. Bir taraftan bir arada yaşamanın yaşamak zorunda olmanın mecburiyetleri nedeniyle karşısındakine de saygı duymayı daha iyi öğrenmiş. Kesinlikle. Bir taraftan o farklılık ve çeşitliliği yaşatmayı ve sürdürmeyi isteyen, bir taraftan gerekli durumlarda bu bütünleşmekten bir rahatsızlık duymayan, yani şöyle söyleyeyim, küçücük Galata'da mesela 3 ayrı Yahudi kimliğinden bahsedebiliyoruz. Yani sefaratlar var, İspanya'dan gelmişler, Aşkenazlar var, Doğu Avrupa'dan gelmişler, Bizans'tan gelen Yahudiler var. Bunların hepsinin kendilerinin ayrı ibadethaneleri, işte ayrı toplulukları var. İşte Rumlar yine aynı şekilde, Araplar burada, Ermeniler zaten. Yani onları artık ben açıkçası Ermenileri, Yahudi vatandaşlarımızı efendime söyleyeyim, yine Rum vatandaşlarımızı yani azınlık demeyi de ayıp buluyorum. Sadece gayrimüslim diyebiliriz ama onlar zaten yüzyıllardır bu toplumdalar. Azınlık diyebilmemiz için sonradan gelenlerden bahsetmemiz lazım.
Çok ciddi bir Frank, Levanten diyelim şeyi var, topluluğu var. Özellikle başta İtalyan, Fransız ağırlıklı kökenlere sahip bunlar ama burada evleniyorlar. Sonuç olarak yani Levanten dediğiniz biliyorsunuz Levant doğu demek. Evet. Yani doğuya para kazanmaya gelen insanlar bunlar. Dinin daha esas olduğu dönemler. Dolayısıyla onlar daha çok kendi işlerinde. Bir Levanten ailesine baktığınızda çoğunlukla işte bir sürü ülkeden insan olduğunu görürsünüz. Yani bir tane, iki tane, üç tane de değil. İşte dedesi Maltalı, bilmem nesi Yunan tebaalı, ötekisi bir şey falan. Böyle bir yani kendi içinde bile toplulukların son derece fragmente olduğu dediğiniz gibi bir birliktelikten bahsediyoruz. Ve bu her türlü marjinalliği içinde barındırıyor. Sonuçta liman kenti olmanın bir takım ortak özellikleri var dünyada. İşte ne bileyim işte. Genel evler gelişmiş oluyor. Banker ekonomi fazlasıyla yer alıyor. Ticaret haneler ister istemez önemli bir rol oynuyor. Yine o denizcilerin eğlenecekleri mekanlar, işte meyhaneler, kahvehaneler önemli bir rol şey yapıyor, yer tutuyor. Bir de Galata'nın daha sonra Osmanlı döneminde bir Mevlevihane gibi bir şansı da oluyor. Tipik bir liman kentinde evet. De görmenin mümkün olmayacağı. O da enteresan. Mesela orada bütün o gayrimüslim diyelim ki ağırlığın yanında bir tasavvuf cennet köşesi var. Ama bunlar da değişik. Yani sonuç olarak içlerinde dervişler var. İşte iniyor aşağıda demlenip sallana sallana sikkesiyle, hırkasıyla tekrar gidip işte neyse hücresine kapanan kalender şeyler var, dervişler de var. Tabii ki dinine bağlı insanlar da var. Neticede dediğim gibi farklı Müslüman toplulukların da iç içe olduğu, zaman zaman Osmanlı'nın bu işte nüfusu da bir kendi içinde kırmak için yapmış olduğu girişimler var. Ama eninde sonunda Galata işte bütün bu ötekilere birlikte yaşama imkanı tanıyan bir ortam yaratıyor. Burada şundan söz edebiliriz bence. Niye bizi etkiliyor bu kadar? İnsan ruhu kendisine benzemeyenlerle tanıştıkça, onları tanıdıkça beslenir. Aynı zamanda da korkar. Biraz belki korkar ama aslında en büyük korkuyu kendi alanında rezil olmaktan, aşağılanmaktan, kaybetmekten yaşar. Hı. Başka yaşam alternatiflerinin bulunduğunu gördükçe aslında insan rahatlar. Sanıyorum beni de Galata'ya bağlayan ve sevdiren oydu. Yani her seferinde işte buradaki rollerimle, kimliğimle yani üstüne koydukça o yerleşik olmanın ağırlıklarını aslında insan bir noktadan sonra kendisini baskı altında hissetmeye başlıyor. Ama hiç size benzemeyen koşullarda, hiç size benzemeyen olanaklarla, kimliklerle var olabilmiş insanları gördüğünüzde bu sizi ağırlaştıran ve sizi köşeye sıkıştıran faktörlerin ille de o şekilde göğüslenmesi gerekmediğini fark ediyorsunuz. Yani insanın tek bir varoluşa ya da birkaçına hapsedilmediğini, hiç bunların hiçbirisini yapmamış, yaşamamış, taşımamış insanların da sizden şu andaki neyse artık o siz, korkularınız, başarısızlıklarınız o anda sizi kötü hissettiren, bunların kat kat fazlasını yaşamış insanların da orada yeniden bir yaşam olanağını bulduğunu, hayatlarının filizlendiğini ve bir arada olmayı becerdiklerini görüyor olmak ve bugün hala o izleri neyse ki bulabiliyor olmak benim için açıkçası şey oldu, çok ilham verici oldu. Çok güzel oldu bu arada ve çok katılıyorum. Benim için şöyle bir yeri oldu tabii kitabın. Bir, benim de yani lise döneminde ben Alman Lisesi mezunu olduğum için o 5 senem tam o yörede geçti. Ve hep işte okul bizi götürdüğünde veya yürürken çok dikkat ederdim ki mimari olarak da çok severim ben öyle işte taş binaları, o Ermenilerin işlemelerini falan. O açıdan tabii çok güzel oldu. Çünkü dediğiniz gibi genelde bulduğumuz kitaplar o konuda hep ya tarihsel, salt ya da hani roman ama dediğiniz gibi dekor olarak kullanmış. Burada hani sanki kitabın ana karakteri, o kişinin ismini söylemeyeyim de hani o kişilik değil de Galata'nın kendisiymiş havası veriyor. O benim çok hoşuma gitti. İki, şöyle bir şey de var. Hani tarihten bir alıntı yapacağım Napolyon'dan. Yani çok da matah biri olmamakla beraber şey demiştir. Hani dünya tek bir devlet olsa İstanbul başkent olur diye.
Ki aslında bunu söylemesinde yatan ana neden de benim için o sizin tam değinmiş olduğunuz o işte Galata'dan yola çıkarak İstanbul'un içindeki o zenginlik, insan, etnik, dini zenginlik ve beraber yaşama kültürü ve bunun yüzyıllarca gelmiş olması ve oradaki hani tarihten, yemekten, her şeyden bulabilmeniz ve bu yapının hiçbir sorun yaşamadan, yani tabii ki savaşlar olmuştur, sorunlar oldu ama günümüze kadar süre gelmiş olması. Tabii o noktada çok hazin bir paragraf var kitaptan. Müsaadenizle onu da okumak istiyorum, onu da soracağım. Çünkü bu çok doğru paragraf bence. Kumrular yüzyıllardır aynı çitlenmiş ağaçlarında içleniyor. Avluda kediler miskince geriniyordu. Derviş hücrelerinin kapılarına vurulan kilitler ise paslanalı çok olmuştu. Bu topraklarda yeşermiş bir varoluş biçimini tercih etmek bu toprakların insanlarına yasaktı. Ruhu satmak serbest, yuvasını aramak yasaktı. Şimdi benim çok hoşlandığım paragraf bu ve aynı şeyi hissettim. Burada tam olarak ne demek istediğinizi biraz daha açabilir misiniz? Yani bu bizim çok da bir göçe maruz kalmamızdan mı, yoksa biraz geriye mi gittik tarihte? Yani geçici bir şey midir, yoksa kalıcı mıdır? Hani tam olarak ne demek istediğiniz burada, onu merak ettim. Şimdi orada aslında biliyorsunuz bu işte bir şekilde tekke ve zaviyelerin yasaklanması söz konusu ve işte sufilik, tasavvuf bu topraklarda insanların ruhunu derinleştiren, onlara bir varoluş ya da yok oluş biçimi sunan, vazgeçiş fırsatı sunan bir kapıyken bu kapı kapatılıyor. Şimdi bu tabii simgesel, yani ben sadece bu konu için aslında söylemedim, söylemek istemedim. Daha sonraki bölümlerde de kapatılmış diğer kapılardan bahsettim. Ama bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak izini görüyorsunuz, ihtiyacı var, ihtiyacınız var. Sizin genlerinizde, geçmişinizde, izlerinizde böyle bir ihtiyaç belirmiş ki böyle de bir çözüm bulunmuş ya da böyle de bir varoluş biçimi tercih edilmiş ve bir dervişlik ve orada hani her şeyle o insanların dediğim gibi bir varoluş biçimi olarak seçtiği, tercih ettiği ve izlediği bir yol olmuş. Bunu kapatıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sen artık yapamazsın. İzi orada, işte kuşu kumrusu orada, servisi orada. Artık folklorik bir gösteriye dönüşmüş o semazen gösterisi orada. Ama evet, yani ne hissederek dönüyor o adam orada ve veya hani ben bugün bu şekilde var olabilir miyim? Ya da bu hayattan çok sıkıldım. Ben de bir derviş hücresine kapanıp işte kendimi Allah'ın ateşinde yok edebilir miyim, kaybedebilir miyim? Buna hakkınız yok. Bunu aslında dile getirmek istedim. Ve tamamını aslında hani konuşacak olursak o kadar farklı yaşam olanakları, o kadar farklı varoluş olanakları sunan bir toprağın nasıl tek tipleşme ve belli bir yaşam biçiminin içine hapsedildiğiyle ilgili aslında benim bütün özlemim, isyanım bir taraftan. Bir yandan da bunların hepsini dile getirme ihtiyacını hissetmem. Çünkü bunların hepsi var. Yani ben sadece tasavvuf için söylemiyorum. Birisi razı olmakla ilgili, ötekisi malik olmakla, sahip olmakla ilgili. Yani alt tarafınız ülkenin finans damarı, bankerlerin bulunduğu Bankalar Caddesi. Ondan önce de hep işte Galata zamanında da Havyar Han, İstanbul Borsası vesaire. Yani bir tarafta para ve o parayla birlikte var olmaya çalışan, sürekli sahip olmaya çalışan insana, bir tarafta da dervişler ve hani kendilerini yok ederek görünmez olmaya çalışan ve hani bir biçimde kendini buna adamış insanlar. Bunların ikisi de var, ikisi de yan yana ve sen ikisini de seçebilirsin. Yani bunun arasında da bir sürü ayrıca renk ve ton var. Bunları da seçebilirsin. Bu bir özgürlük, bu bir zenginlik, bu bir insana tanınmış imkan. Bunların hepsinin olduğu topraklarda bugün bunlardan muaf olmak yani bana çok açıkçası acıklı geliyor. Yine kitabın başında bir fotokopi makinesi benzetmesi yapmıştım. Hani hakikaten tünele bir fotokopi makinesi konulmuş. İçinden sürekli birbirine benzeyen insanlar çıkartan bir kültüre dönüşmenin bir alemi yok. Bu işte bizi ne yapıyor? İşte yalnızlaştırıyor, sıkıcı hale getiriyor filan. Yani bir şekilde şeydi. Yani aslında bahsettiğim buydu. Tabii bir sürü paragraf var. Benim özellikle altını çizdiğim, tabii hepsini sorarsak 3 saat, 4 saat sonra maalesef o kadar vaktimiz yok. Açıkçası ben çok beğendiğim için özellikle onun altını çizmek istiyorum. Beni şaşırtan bir tane şey de kitapta,
Galata ile ilgili inanılmaz bilgi olması. Bunları sadece kitaplardan mı edindiniz yoksa oraya gidip insanlarla mı konuştunuz? Yani nasıl bir süreç oldu? Onu da ben biraz merak ediyorum. Yani şöyle, bahsettim ya biraz evvel o kitap, yani bir kitap attım diye. İkincisini yazarken, Hiç Kimsenin Kentine yeniden başlayıp yazarken şunu anladım. Az önce sözünü ettiğim o ruhu yakalayabilmek için o bir tarafı melankolik ve bir tarafı işte serüvenci, bir tarafı zengin, bir tarafı son derece karanlık. Hani Galata'yı anlamaya çalışırken bir sefer bir yürüyüşlerim çok faydalı oldu. Yani bu çünkü ben kendi içimde karşılığını bulabildiğim şeyleri ancak yazabilirim. Sadece kitaplardaki bilgileri derleyerek oluşturulacak olan yani biraz ruhsuz olur. Evet, yani o öyle bir edebiyat, o değil zaten. Yani bir şekilde o bilginin buharıyla yazılması gereken bir şey. Onun buharını ortaya koyabilmek için de önce bir hani ateşte bir pişmesi lazım. İyi bir odunu atmanız lazım, o bilgilerin hepsini bir araya toplamanız lazım. Burada benim aslında için önemli olan şuydu. Beni ne etkiliyorsa, benim sinir uçlarıma ne dokunuyorsa, o imgeler bende hani hangisi daha büyük titremeler, ürpermeler veya kalıcı izler bırakıyorsa bunlar önemlidir. Dolayısıyla da daha çok malzemenin içine bir şey yapıp dalıp bunların içinden hakikaten etki yaratanları içine kattığım bir roman kurgusu oluşturmak istedim. Üç kaynak oldu dolayısıyla. Yani bir bu dolaşmalarım, yürümelerim. Mesela Saint Pierre Han'ı ben yürürken keşfettim. Yani önce kitapta Galata'da Saint Pierre Han diye bir yer var diye bakmadım ama Saint Pierre Han kitaptaki en önemli mekanlardan bir tanesi oldu. İkinci kaynak kitaplar. Yani bununla ilgili tabii çok okudum. Çok araştırdım. Galata ile ilgili sahaflardan, ansiklopedilerden, yani Reşat Ekrem Koçu'lardan İlham Berk'in şiir kitaplarına kadar, daha tarih ve sanat tarihi üzerine zaten çok daha fazla. Osmanlı Bankası'nın arşivlerinde çok değerli bilgiler buldum. Özellikle oryantalistlerin tabii yaklaşımları çok değerli çünkü işte Amisis vesaire İstanbul'a geldiğinde genellikle Galata Pera bölgesinde yaşıyorlar ve onların o ilk izlenimleri aslında bizim için çok değerli. Ekrem Işın gibi daha işin sosyolojik boyutunu çok iyi ortaya koyan eserlerde. Yani yine Hagop Mintsuri gibi buradaki işte özellikle çünkü Ermenilerin ve Rumların daha fazla otobiyografik kitapları var. Onların o samimi dilleri ve o gün anlatışları da beni çok etkiler. Dolayısıyla olabildiğince farklı kaynaklardan hem tür olarak hem bakış açısı ve kültür olarak yararlanmaya çalıştım. Üçüncüsü de burada yaşayan insanlarla bir araya gelmeye gayret ettim. Yani işte hala yaşıyor. Evet, rahibelerle, muhtarlarla, işte belgesellerde gördüğüm bazı karakterlerle bir araya geldim. Rasih Nuri'leri mesela Doğan Apartmanı'nda ziyaret ettim iki kere. Sema ve Ece ile buluştum, sanat tarihçi, Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat ettiler. Yine o gezmelerim sırasında işte oradaki rozetçi, öbür taraftaki matbaacı, bir iki taraftaki kablocu, orada yaşadığını öğrendiğim insanlarla uzun uzun sohbetler ettim. Hamamına gittim, yıkandım. Bir pazar günü arkadaşımı götürdüm Yeşildirek Hamamı'na. Mimar Sinan'ın hamamıdır ama görseniz yani işler acısı durumda, işte ne bileyim böyle bir ıstılamıyor artık bütünü de pimapenden bir saunaya benzer bir şeyin içerisinde ısınıp gidiyorsunuz. Yine de o kubbede, o duvarlarda o ruhu hissetmek güzeldi. Bazı böyle tarihi konuların hala yaşadığını görmek de güzeldi. Yani orada benim böyle bir ilginç bulduğum bir anı, bu İstanbul'un tellakları hamamlardaki patron Ali İsyan'ına kadar hep Arnavut'tur. Ondan sonra Tokatlı ve Sivaslı oldular. Beni yapan, keseleyen tellak Tokatlıymış. Arkadaşımınki Sivaslı mısın sen dedi. Evet dedi. Hala devam ediyor o gelenek. Bilmiyorum bundan sonra edecek mi? Çocuklarınız ne yapacaklar dedim. Onlar yıkanmaya bile gelmiyorlar dediler gerçi. Belki de bir kırılma dönemindeyiz. Bu kırılma döneminde ne kurtarsak kârdır. Ben de açıkçası o kurtarabildiklerimi bir araya getirmeye çalıştım. Dolayısıyla sorunuzun cevabı aslında bu üç kaynağın iç içe geçmesiyle ve kesişme noktalarında hangi kesişmeler daha fazla dediğim gibi uyaran etki yaratıyorsa sadece bilgi olarak değil duygu olarak onları toplayıp romanın unsurları haline getirdim. Yani açıkçası tabii
çok katmanlı. İçindeki hikayeler, Albert diye bir karakterimiz var mesela, onda bu bahsettiğiniz izleri bulmak mümkün. Gene bir de kitabın tabii belgeseli var, ondan hiç bahsetmedik. Yani tabii ben belgeseli söylemişken de bir uyarıda bulmak istiyorum, en azından hani benim görüşüm bu. İlk önce kitap okunup ondan sonra belgeseli izlerseniz daha etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle kafada canlandırıp sonra bir de belgeseli görünce çok enteresan oluyor. Evet. Şeye geleceğim, yeni bir pasaj tespit ettim, ondan yola çıkmak istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Bu aslında biraz insanın bu bitmez çilesi olan ben farklıyım, ben aynı değilim, işte başkalarına kendini biraz böyle mütemadi olarak onaylatmak, işte hep o hissi kendine yaşatmak, hani bak ben özelim, onu çok iyi vermiş. O konuda ne düşünüyorsunuz, biraz onu geleceğim çünkü ana karakterimizin aslında düştüğü bir anafor var. Çok da kitaba değinmeden ve aslında ondan çıkışı da Galata sayesinde oluyor. Evet. Biraz da yani Albert karakteri tabii sağlıyor bunu ama Galata'nın o zenginliğinde, o çeşitliliğinde kendini buluyor. Onun söylediği bir şey. Şöyle söylüyor. Her biri farklı olduğunu inanıyordu. Bu bakımdan da tıpatıp birbirlerine benziyorlardı. Kendilerine benzemeyenlerin diktikleri binalar arasında yürüyorlardı. Bir süredir kendilerini böyle yerlerde daha iyi hissediyorlardı. Bu yönleriyle de bana benziyorlardı. Aslında müthiş bir ikilem olmuş yani. Bir yandan o da aslında aynı şeyi hissediyor. Aslında farklı olmak istiyor. Aslında düştüğü anafor da biraz ondan dolayı. Öbür taraftan onun gibi birçok aynı hastalığa muzdarip insan görüyor. Ve herkesin de aynı arayışta olup aynı çözümde buluştuğunu görüp hem çözüyor hem de çözemiyor. Böyle enteresan bir şey düşüyor. Doğru. Çok güzel ifade ettiniz. Yani bir şekilde sanıyorum hata şurada. Biz doğruyu bir yerde arıyoruz. Hep bir mantıkta, hep bir... tek bir doğruda evet, mı? Evet, tek bir doğruda arıyoruz. Halbuki öyle değil. Yani ruhumuz öyle değil. Yani bir sürü iplikten oluşan, rengarenk ipliklerden oluşan bir kumaş gibiyiz. Yine biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Galata aslında bir... bu kitabın tek kahramanı. Kitabın içindeki karakterler onun belli yönlerini temsil ediyor. Yani Albert daha işte Frank Batılı, aydın, bilgili tarafını ifade ediyor. Janet daha işte eğlenmeyi bilen, şehvetli, efendime söyleyeyim, gerektiğinde günahkar tarafını ifade ediyor. Sait İşte Sait Efendi saf Anadolulu tarafını ifade ediyor. Demir Canlı yani Mikail, işte Semazen aynı zamanda o Tophane, tabii o taraftan çok konuşmadık. Yani Galata'nın evet. Da hep o Frank tarafını konuşuyoruz ama hani mesela bugün hala Şişhane'deki avizeciler Siirtlidir. İşte o Tophane tarafında Calaskarlar Romandır. Efendime söyleyeyim, Bitlisliler nakliyeşiyle uğraşırlar. Onlar orada bir topluluktur. Bugün İstanbul'da yiyebileceğiniz herhangi bir midye dolma Mardinliler tarafından yapılır. Onların da ilk, hani hala Galata tarafında şeyleri var. Bodrum katında bu işi yapanlar var. Biraz daha sanki son zaman ben Kumkapı tarafında da bol bol görüyorum ama. Ama yani eninde sonunda... İşte Mikail de işin o Galata'nın o Mevlevihane ile oluşan kalender tarafını, değerleri olan tarafını da temsil eder. Dolayısıyla da bunların nasıl hepsi Galata'yı temsil ediyorsa, bu hayatta birbiriyle çelişiyor gibi gözüken yaşam biçimleri ve felsefeleri de aslında bizi temsil ediyor. Dolayısıyla biz aslında bunların hepsine aynı miktarda yakınız. Yani biz o dervişe yakın olduğumuz kadar fahişeye de yakınız veya onların hepsinin aynalarında kendimizi görebiliriz ve onların hepsini kucaklayabildiğimizde gerçekten kendimizi bir bütün hissedebiliriz. Diğer türlü hep biraz yarımız, hep biraz sufiyiz, hep biraz bankeriz, hep biraz işte fahişeyiz, hep biraz kayıkçıyız, sandalcıyız ama hep biraz berber saroyuz, biraz hırsız demirci Andonuz. Yani demirci Andonuz'un hikayesi ne kadar ilginç değil mi? Hırsızlıktan bahsediyorsun ama yani ben isterim o hırsızlar kahvehanesinde bulunmak ve hırsızlık hikayelerini dinlemek. Hatta çok böyle kalbim ata ata bir gün belki de birinin peşine takılıp bir serüvenin içinde olmayı istiyorum. Ne yapayım yani bu ahlak falan hani bunları bir tarafa bırakalım ama var içimizde. Yani o yüzden zaten Suç ve Ceza da dünyanın en önemli romanlarından bir tanesi. Yani edebiyat bunu başarıyor işte. Yani bir şekilde o kendi kendimizle yüzleşemediğimiz ama içimizde taşıdığımız bütün o insan olma hallerini ayna tutarak bize hatırlatıyor. Galata da benim için çok büyük bir ayna. Ben de aslında orada kendime baktım belki de. Çok güzel oldu. Ben de katılıyorum. Edebiyatın kesinlikle
insanın kendi kabuğunu kırmasında, kendini sorgulamasında, hatta kendine yatağa, işte yastığa başını koyduğunda kendine bile, o zaman bile ki en aslında dürüst olduğumuz an belki de kendimize karşı, itiraf edemediği, ifade edemediği şeyleri yüzleştirmesiyle bence dediğiniz görevi görüyor. Ben de aynısını katılıyorum ki Rus edebiyatının tabii benim için ayrı bir yeri vardı. Şimdi bahsedince bir tüylerim diken diken oldu. Açıkçası gene bundan konuşurken aklıma şeyi getirdiniz. Gene kitapta bir pasaj var. Ben bolca bir pasaj okumak istiyorum ama öbür taraftan da tabii kitabın sihrini de bozmak istemiyorum. Ondan çok adını aldım. Benim çok hoşuma gitti çünkü ben bu pasajda, şimdi birazdan okuyacağım pasajda aslında biraz da saflığı, biraz da böyle o iyi niyeti buldum. Ki dediğiniz gibi çok güzel ifade ettiniz. Yani o Galata'nın içinde kendini gördüm dediniz yani o aynada, o insanlarda, o tarihsel süreçte. Aslında tarihe dokunuyorsunuz orada. Evet. Yani az önceki şeyi okuduğumda pasajı, hani bu işte buradaki insanlara yasak bu tarihi yaşamak dediniz. Aslında benim aklıma daha çok şeyi getirmişti. İşte Trabzon'daki mesela fresklerin kazınması veya demin aklıma hemen ilk gelen Demokrat Parti'nin ilk geldiğinde bazı tarihi camileri yıkması. Yani veya da günümüzde hala birçok o tarihsel dokunun bu şekilde sahip çıkılmaması, geride kalması, işte üzerine sıva yapıp geçmeleri veya işte dediğiniz gibi pimapen yapmaları, yani onun biraz acısı da vardı. O kesinlikle var. O kesinlikle var. Ona hemen kusura bakmayın. Yok, şey yapayım. Lütfen pasajı sonra şey yapalım. Tabii. Okuyalım ama onu hatırlatmak isterim. Şimdi mesela İstanbul'a, sanat tarihçiler bunu söylüyor. İstanbul'a en büyük zararı Haçlı Seferi, o 4. Haçlı Seferi verdi. İkinci büyük zararı Menderes yıkımları verdi. Ben şu anki durumunda ileride bir konu olabileceğini zaman zaman düşünüyorum. Çünkü bunu ben açıkçası böyle tek bir adrese yüklemek amaçlı da söylemiyorum. Genel olarak öyle bir bilinçsizce hareket ediyoruz ki, yani ben kendi adıma ben basit örneği vereyim. Yani bu Galata aşkım en sonunda bir Galata'da bir yazı evi ne kavuşmamla sonuçlandı. Benim yerleştiğim dairenin işte bütün duvarları kireçle sıvanmış, işte ne bileyim yerdeki karolar vesaireler şey yapılmış, işte hiç iyi bakılmamış, camlara pimapen koyulmuş. Halbuki işte 1905 ile 1876 arasında inşa edilmiş bir bina, tam olarak yeni bilmiyoruz ama 1905 paftalarında varsa 76'da yok. Muhtemelen 140 yıllık bir bina. Gittim tek tek kazıttım ve altta freskler buldum. İşte o ne bileyim o pencereleri, İşte çerçeveleri değiştirip ahşap koyup o işte panjurları koyup biraz o İtalyan Ceneviz havasına uygun bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir şekilde her şeyi olabildiğince orijinaline uygun, işte o yerleri temizlettim, aynı rabıtaları korumaya gayret ettim vesaire. Bir şekilde yani hepimizle ilgili bir konu bu ve bir yani bir yeni şeyindeyiz, hani telaşındayız. Bu herhalde kasabalılık kültürünün hakim olmasıyla ilgili bir şey diyorum. Yani çünkü köylüde tam o yok, kentlide de o yok. Ama bu kasaba şeyinde, hani kasabalılık ruhunda sanıyorum o yani yokluktan gelip bir varlığa kavuşuyor olmanın heyecanıyla her şeyin işte plastik olsun, ucuz olsun ama yeni olsun derdi var. Ama maalesef bu üstünü örttüğümüz o freskler, işte yıkıp attığımız o binalar, yol geçecek diye yıktığımız o camiler geri gelmiyor ve hani bir kenti kent yapan bunlar ve maalesef bu kent senin işte bilmem senden önce hava parası verip de satın aldığın işte şeyin değil. İşte köyünden göç edip de İstanbul'da bir alan çevirmiş gecekonducunun filan hani malı değil bunlar. Bunlar dünya mirası. Aynen. Yani biz neyiz ki yani hani şu yaşadığımız dönem nedir? Ne bileyim Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi nedir? Osmanlı'nın ki nedir? İstanbul'un tarihinin yanında biz hepimiz bu topraklara borçluyuz. Bir dünya insanı olarak borçluyuz. Bunun farkında olan bir anlayışa doğru gitmemiz gerekiyor. Şu anda maalesef ben onu göremiyorum. Ama bir parantez de ekleyeceğim. Yani her şeyin ben iyi tarafını da görmeye çalışırım yani eleştirel yaklaşırken. Bir yanıyla da çok hazin olmakla beraber bu Galata'daki şu günkü tabloyu, çünkü daha çok geçmişi konuştuk. Özellikle o ara sokaklardaki o binaların işte yıkıntılarını veya içlerin yani bakımsızlıklarını gördükçe bir de şunu düşünürüm ben.
paralı birilerinin eline geçtiğinde üzerini sıvayıp işte yıkıp yakıp sözde restorasyon adı altında öyle plastik öyle protez sonuçlar ortaya çıkıyor ki onlardaki o ruhsuzluk yerine o yeşil direk hamamındaki bütün o pimapenleşmeye rağmen hala o duvara elimi sürdüğümde parmağıma gelen hani işte boyanın katmanın kokunun Mimar Sinan'ın da elini sürdüğü yer olduğunu düşünüyor olmak da bana heyecan veriyor. Bugün arka sokaklarda bir kumbaracı yokuşuna inerken mesela cummalı çok güzel binalar görürsünüz. O binalar muhtemelen dönemin varlıklı işte tüccarları, bankerleri tarafından yapılmıştı ve muhtemelen kalabalık aileler halinde orada yaşıyorlardı. Belki o merdivenlerde işte ailece güzel fotoğraflar çektiriyorlardı. Sonra işte 6-7 Eylül oldu. İşte ne bileyim zaten ondan önce göçler oldu. İşte göçler oldu. İşte 64 olayları, bilmem Kıbrıs meselesi vesaire. İşte şeyin İsrail'in kurulması, Yahudilerin gitmesi. Yani hani bir sürü şeyle bu insanlar gittiler. Hani o güzel insanlar gittikten sonra ne oldu? İşte buraya işgalciler gelmeye başladı. Şimdi baktığınız zaman bu işgalcilerin işte ikinci nesillerinin veya işte birinci nesillerin yaşlıların yaşadığı mekanlar oldu. O bambaşka bir yaşam biçimi için inşa edilmiş binalar. Ama Galata'yı yine Galata yapan şey hortluyor burada. Yani ben o binaların içinden dışarıya bakan o koyun gözlü insanları gördükçe, işte onların pervazındaki keklikleri gördükçe, onların özlemle aslında ovaya, uzağa, yani toprağa bakmak isterken o beton, eski betonların içinde yığılmış, sıkışmış hallerini ve paralar olmadığı için asla tamir edemedikleri o binaların içinde yani titriye titriye yaşamalarını gördükçe bunu da Galata'nın o yine çok katmanlı ve çok kültürlüğüne ister istemez hizmet eden bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hakikaten tamamen sterilize edilmiş ve belli bir sosyoekonomik sınıftan insanların yaşadığı bir yer olsaydı da Galata o ruhunu kaybederdi. Evet bugün sokaklarında bilmem kaç dilin konuşulduğu, işte az evvel saydığımız etnik farklılıklarla birlikte orada var olabilen bir nüfus yaşamıyor belki. Ama yine bugün Galata hala İstanbul'un en çok kültürlü, hem ekonomik açıdan hem etnik açıdan hem bence bir arada yaşamayı becerebilme açısından, birbirine müdahale etmeden olabildiğince bir arada yaşamayı becerebilme kültürü açısından insanı heyecanlandıran bir sürü detaylarla dolu bir bölge. Çok güzeldi fakat zamanımız maalesef sonuna geldik. Öyle mi? Son kapatmadan önce... Benim pasajı okuyalım ama lütfen. Onu okuyacağım. Tabii onu konuşmaya vakit kalır mı bilmiyorum. Belki de okurum. Kişiler de kendince yorumlarlar. Tamam. Ama ondan önce bir soru soracağım. Son bir soru. Çok kısaca böyle okuduğunuz, beğendiğiniz yazarları veya böyle etkendiğiniz filmleri çok kısa özetle sıralayabilirseniz belki oradan da biz de yeni kitaplar vermiş oluruz veya yeni filmler vermiş oluruz. Onu da soracaktım en son. Sonra pasaja geçeceğim. Yani benim açıkçası yazarlığımı en çok etkileyen yazar Hermann Hesse'dir. Siddhartha güzel kitapta. Yani Hermann Hesse bir şekilde Bozkır Kurdu'yla, işte Demian'ıyla, Narcis ve Goldmund'uyla, tabii ki Siddhartha'sıyla çok iz bıraktı, çok etkiledi beni. Yerli yazarlardan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayranıyım. Huzur benim için yani çok özel bir kitap. Saatler Ağırlama Enstitüsü daha çok konuştur ama Huzur hakikaten başka bir kitap. Abdülhak Şinasi Hisar'ın İstanbul'una bayılıyorum. Yani Boğaziçi Mehtapları bence İstanbul için yazılmış en güzel metinlerden bir tanesi. Yani her cümlesi üzerine oturup uzun uzun düşünebilirsiniz. O kadar dantel gibi işlenmiş bir bence eser. Orhan Pamuk sevdiğim yazarlardan, onun bütün kitaplarını severim. Yani tutunamayanlar, yani tek tek bazen kitap bazen yazardan gidiyorum ama çok benim için yine işte şey Aylak Adam yine çok özel bir kitap. Yani tabii ki çok sayabiliriz. Yani çok değerli pek çok yazar var ama demek ki ilk aklıma bunlar geldiğine göre en çok bunlar etkiliyormuş diye düşünebiliriz. Milan Kundera'yı birkaç sefer sözünü ettik. Kitabın başında şey var. Yani Kafka yine bence çok başka bir yerde duruyor. Film için yani festivalleri olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Son dönemde böyle çok
yani aman sarsıldığım bir film çok fazla yok. Square diye bir film vardı kare. Geçen Kare. O filmden açıkçası İsveç etkilendim. Ama çok ciddi bir Nuri Bilge Ceylan izleyicisiyim, hayranıyım. Bütün filmlerini çok severek izledim. Son filmi de bence yine çok keyifliydi. Süremiz doldu herhalde. Biraz acele ettirmiş oldum. Peki son sorunuza gibi bir şey söyleyeyim de şu pasajı okuyayım. Sonra da kapayalım. Şu konuda kesin katılıyorum. Yani bu işte Galata konusuna geri dönersek, yani bunu oradaki tarihsel dokuyu övmek, onu savunmayı, yani onun hani korunuşunu savunmak bir Batı hayranlığı değil. Tam tersi, aslında yaşadığımız şehrin bir gerçeği. Buna barışık olmamız gerekiyor. Yani bu benim kültürüm değil bakış açısıyla onu yok etmeye çalışmak aslında kendini yok etmekten fark yok. Çünkü geldiğiniz köken, geldiğiniz tarih aslında orada yatıyor. Dolayısıyla ona biraz dikkat etmek lazım. Ben de o konuda çok rahatsızım. Son beğendiğim burada biraz maneviyat tanımı, biraz bir küçük çocuğun hayallerini bulduğum pasajı da okuyayım. Sonra onun yorumunu da artık başka programa veya da konuklara bırakalım, izleyicilere. Okuyorum. O zamanlar hayata bana ait bir şeymiş gibi bakmıyordum. Kendimi onun tuğlalarından biri olarak da görmüyordum. O benim dışımda canlı, büyük, gizemli bir şeydi. Başa çıkılması gereken masalsı bir şey. Kitap okumayı seven tüm saf erkek çocuklar gibi bir gün prens olacağıma, kuleyi fethedeceğime inanıyordum. O zamanlar öteki çocukların da aynı masallarla büyüdüğünü bilmiyordum. Hep birlikte yenildiğimizi fark ettiğimde teselli bulacağıma iki damla gözyaşı dökmüştüm. Birincisi, hiç değilse bana özel bir tuzağa düşürülmüş olmalıydım. İkincisi, ben kimseyi yenmek ya da yönetmek değil, yalnızca prens olmak istemiştim. Bu çok duygusal ve çok masum bir tanım. Benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi umarım izleyicilerine kalbe dokunmuştur. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar keyifli kitabı olur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Belgeselini YouTube'da bulabilirsiniz. Eksik olanın bu hafta sonuna geldik. İyi akşamlar.